ve buranın kilisesi ve kilisenin bahçesinde de mezarlık var. Doğu dışına bir düğün için geldim. Bugün güzel bir yer, çok ilginç bir bina. İçerisinde düğün yapacaklar. Bayağı güzel hazırlanıyor. İçeriye maalesef görüntüleyemiyorum. Ama dışarıdan size binayı görüntülemek isterim. Etrafı göstereyim size. Şöyle binayı şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Şu anda hazırlık yapıyorlar. Düğün hazırlığı. Şimdi buranın güzelliklerini size göstereceğim kamerayla. Bir çekim yapayım. Yavaştan. Olduğu gibi burası özel bir çiftlik diyebilirim. Şöyle karşıda insanlar düğün hazırlıkları yapıyorlar. Çimleri biçiyorlar ve çimleri gördüğünüz şekilde getirmişler. Burada da tenis kortu da var. Burası otel olarak da kullanılıyor anladığım kadarıyla. Gördüğünüz şekilde etraf harika, peyzaj olmuş. Çok güzel hazırlanmış. Tenis kortları da burada. Çok sıklıkla böyle yerlere gelmiyorum ama geldiğim zaman da kaydı altına almak istiyorum. İçeri göstermek istedim. Evet, biliyorsunuz. Uyarı koymuşlar. Herhangi bir şekilde içine girmemek için. Derin bir su havuzuymuş. Karşısı da köy. Çok güzel arkadaşlar. Etraf gerçekten harika. Burası Londra'dan aşağı yukarı 45 dakika dışarıda bir mesafede. Özel eventler için hazırlamışlar. Aa, çan çalıyor. Yani çan değil de saat kulesi var. Buradan binanın görüntüsü de muhteşem geldi. Hazırlıklar devam ediyor. Çok güzel peyzaj, çiçekten bir bahçe. Çiçekten görüyor musun yukarıda? Çiçekten değil mi? Çok güzel ya. Buraya gelmeden önce böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Buraya ilk defa geldim. Güzel oldu ama değişik oldu. Şimdi şu follow'un yanına yaklaşalım bakalım neler, nasıl davranacaklar. Herhalde saldırmazlar değil mi? Beni kovalamazlar. Buradan devam ediyoruz. 10 mile hızla yavaş yavaş. Çünkü karşıdan gelecek her araba bizi kenara sıkıştıracak. Görüyorsunuz çok dar bir yol. Buranın çıkışı da girişi de aynı yol üzerinden. Böyle devam edeceğiz. Bilmiyorum daha iyi görebiliyor musunuz ama şöyle biraz anlatayım. Arabanın ön tarafını gösteriyor herhalde sadece. Bilmiyorum, görebiliyorsunuz umarım. Şu ağaçlık bir yoldan geçeceğiz. Ev yapmışlar görüyorsunuz. Orman evi. Şimdi karşıdan bir araba geliyor. Güzel. Solda birazcık bekleyeyim onu. Geçsin. Sağlı sollu ağaçlar. Bu ağaçların ne ağacı olduğunu bilen varsa yorumlar kısmına yorum da yazmayı unutmayın lütfen. Ben de öğrenmiş olayım. Yanından geçtik, tabelayı belki görmüşsünüzdür. Beyaz.
taşlar yerde. Evet, bunlar da tehlikeli esasında. Arabayı çok yanaştıramıyorsunuz kenara. Yani karşıdan gelen araba yüzünden. Sadece ancak buralarda bekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Aynen şekil ağda görüldüğü gibi. Çok fazla yanaşmamak lazım çünkü çıkarken sıkıntı olabilir. Devam edeceğiz. Yani çıkış kapısına geldik. Yol verilmiyor gelene. Biz buradan yol vermemize gerek yok. M4 3.5 mil diyor. Londra, Bristol, M40. Biz M4'e mi girelim, M40'e mi girelim? M4'e gidiyoruz. M40 kalabalıktır. Daha bir sefere M40'den gideceğiz. Gelsek buraya. Şimdi böyle yolumuza çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine de yavaş gitmek zorundayız. Çünkü biraz virajlı bu yoldan. Zaten yere de yazmışlar. Slow. Gezgen. Slow. More and. Nereye gidiyorsunuz? Kasam herhalde. Burada bir Taplow'a gidelim, Taplow'u da görüntülemek istedim, o yüzden Taplow'a da gidelim. Yolu birazcık uzatacağım ama tekrardan navigasyon yol bulmaya çalışıyor. Aa, şu karşıda görüyor musunuz evi, ne kadar güzel. Yavaş koşayım ben şurada. Evet, devam ediyoruz. Cleveland Farm stüdyolarıymış orası. Stüdyoymuş arkadaşlar oralar. Çekimler yapılan bir alanmış. Bilmiyorum ben yani Cleveland Gales. Yani çok fazla bir şey değiştirdim gerçi. Arkadan arabalar gidiyor, çok hızlı gitmiyor. Her şey çıkabilir. Geyik falan bu arada çok bol miktarda. Atla gezinenler, atlar matlar da olur bu arada. Bilmiyorum etrafı görebiliyor musunuz ama. Şöyle birazcık. Karşıdan araba bayağı hızlı geliyor. Ben o kadar hızlı gitmemeye çalışıyorum çünkü siz etrafı görmenizi istedim. Çiftlik gerçi güzel. Benim görüntüleyi bildiniz mi? Evet, şu Top Wall denilen yer, ufacık bir yer. Oradan sonra giriyoruz. Bilmiyorum aşağı gitsem bile ama şöyle Top Wall'dan ilerliyoruz. Bunlar evlerin girişleri. Bir de bugün pazar. Pazar kilise servisleri oluyor burada. Önce bayanın elinde bir şey vardı, onu ne diyeceksiniz? Kadıncağız hem yürüyüş yapıyor, köpeğini gezdiriyor, hem de yerdeki çöpleri topluyor arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Evet, bu bir sorumluluk örneği. Lütfen siz de bulunduğunuz yerdeki bölgeleri temiz tutun. Sağdaki evleri görüyorsunuz. Burası ufak bir Londra kasabası. Ve bir pub'u var yan tarafta. Gördünüz mü bilmiyorum. Burası da buranın kilisesi ve kilisenin bahçesinde de mezarlık var. Bu gösteriyor ki burası gerçekten bayağı eski bir yerleşim alanı. Buradan sağa gireceğiz. Buradan sağa girdiğimiz zaman Boundary Road'a çıkıyoruz abi. Evet, şurada bekliyoruz. Araba geçecek. Ardından biz yavaş yavaş burnumuzu göstereceğiz. Çünkü ne olur ne olmaz. Burada bayağı hızlı gelen arabalar olabilir. Yani de insanlar Londra dışında böyle yerlerde çok hızlı araba koydu. Hava güzel olunca bayağı böyle yürüyüşte etrafta insanları da görüyorsunuz. Demek burada yaşayan bayağı insan var. Şimdi
yürüyüşe çıkmış insanlar. Güzel değerlendiriyorlar bu fırsatı, hafta sonu tatili. Yarın da Bank Holiday. Şimdi Bank Holiday diye bir tatil, nitelendikleri bir tatil zamanı var İngiltere'de. Avrupa'da da var bildiğim kadarıyla. Bankaların kapalı olduğu güne Bank Holiday deniyor arkadaşlar. Bunu yıllardır böyle süre gelmiş haftanın belli zamanlarda mesela şöyle söyleyeyim size, yaz tatillerine girişte veyahut da mevsim değişikliklerinde veyahut da dini bayramlarda, o aralarda bir gün şey yapıyorlar, tatil ilave ediyorlar pazartesi gününü. Cuma, cumartesi zaten tatil, hafta sonu tatili. Onun üzerine bir de pazartesi gününü ilave edip üçlüyorlar tatil zamanını. Ve ardından buna da Bank Holiday haftası deniyor. Evet, şimdi şuradan geçiyoruz. Burası çok dar bir tren yolu köprüsü. Onun altından geçiyoruz şimdi. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet, karacık bir köprü. Altından geçti. Karşıdan yürüyenler var. Çok dikkatli olmamız lazım. Yavaş gitmemiz lazım. Şimdi senleri de rahatsız etmeyelim. Böyle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu bina satılmış şurası. Sol taraf. Kim bilir kaç liraya satıldı.